Merhabalar ben Köfte Köfte ve şu an karşılaş, pek çoğunuzun karşılaştığı ufak bir sorunun nasıl çok rahatça çözüldüğünü anlatan bir video ile karşınızdayım. Nitrado Serverlerine nasıl kasayı kurabilirim? Aslında çok basit bir işlem. Öncelikle yapmanız gereken tek şey şu an direkt 0.1 server elimde. Vanilla, en tam olarak vanilla kurulu. Oyunu sil diyorum. Tamamdır. Oyun siliniyor. Yaklaşık 15 dakika sürebilir diyormuş hee evet çünkü bizim ihtiyacımız olan vanilla değil evet bu olurken hemen bekleyelim evet ve bu da bitti ardından tavsiyem minecraft feed the beast bir tanesini kurmak ancak bunu yaparken feed the beast'in 1.6 paketlerinden bir tanesini kurmamız mesela direwolf Evet. Bunu yüklüyor. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. 2 dakika yüklenir herhal. O yüklenir. Ne kadar geliyorum. Evet ve yüklendi. Ardından şuradan FTP, FTP giriş bilgileri yazan kısımdan FTP giriş bilgilerinizi alıyorsunuz. Ve sonradan server durduruyorsunuz. Ardından sıra FTP kısmına geldi. Ben FTP istemcisi olarak, hmm. FTP istemcisi olarak ben Firebird kullanıyorum. Hmm, tabii tanımamış. Ben şunu halledelim. Evet geri geldim. Buradan Minecraft, Minecraft FTP, FTP, yani FTB kısma geliyoruz. Çok fazla bir şey yer almıyor şu an burada. Evet ardından kasa server kısmına giriyoruz. Öncelikli olarak yerel oyunda da çalışacak kişiler için ufak bir uyarı çalışmamız gereken dosya bu değil. Bu dosya Vanilla Minecraft'tır. Çalışmanız gereken dosya şu. Bu Forge'u içerir. Aslında kendiniz çalışacağınız takdirde asıl tavsiyem şu dosya. Bu dosya nedir diye soracak olursanız bizim launch şu. Jar dosyasını uygun yani en ideal JVM argümanlarıyla çalıştıran bir kısım. Evet. Şimdi burada yapmanız gereken şeyler. İlk olarak FTB Jar dosyasının adını alıyoruz ve Kasa Server Jar'ın adıyla değiştiriyoruz. Ardından bu üç dosyayı alıyoruz ve siliyoruz. Evet bunlar silinirken şuradan gerekli dosyaları da seçelim. Config, Mod, FTP Server ve Minecraft Server Jar dosyaları. Ve bunları buraya atıyoruz. Tabii şu an dedim atmam. Yani 20 dakika sürecektir. Dolayısıyla da yapmanız gereken anladınız aslında. Bunları atıyoruz ve sonrasında da şuradan server'ı başlat diyoruz. Bu kadar basit. Artık bir adet kasa server'ınız oldu. kötü köftenin günler, iyi eğlenceler.